Kıymetli takipçilerim ve sevgili izleyiciler, 2024 yılına sayılı günler kala yılbaşı sofralarınıza lezzet katmak için sizlerle ev pasta tarifi paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Önce keki yapacağım. 2 adet yumurtayı bütün, 2 adet yumurta sarısı, 2 adet de yumurta akını ayrı ayrı kullanacağım. Önce yumurta akını içerisine Kekin yapılışında kullanacağımız şekerden 2 kaşık Yavaş yavaş ilave ederek Yumurta akını Tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar Mikserle çırpıyorum 2 yemek kaşığı toz şekerini 3 seferde Yumurta akına ekledim Gördüğünüz gibi tıraş köpüğü kıvamına geldi Şimdi Yumurta akını kenara alacağım Yumurta akını bu şekilde kullandığınız tariflerde mutlaka Mikserin ucunun Temiz ve tamamen Kuru olmuş olması gerekiyor tabi aynı zamanda yumurta akını Karıştırmış olduğunuz Kasenin de Temiz Ve kuru olması gerekiyor Şimdi iki tane bütün yumurta 2 tane de yumurta sarısını Kase içine aldım bir parça yumurta kabuğu kalmış onu da içinden çıkarıp kalan toz şekerle karıştırmaya başlıyorum. Yumurtanın içerisinde toz şeker eriyip bir taraftan hacim alacak bir taraftan da rengi açılacak. Bakın kıvamı görüyorsunuz hem hacim aldı hem de rengi tamamen açıldı. Bu kıvama geldikten sonra şimdi kuru malzemeleri ekleyebilirim. Ben önceden kuru malzemeleri unu ve kakaoyu elemiştim. Siz isterseniz kaseye alırken eleme işlemini yapabilirsiniz. Unun içerisine vanilya ve kabartma tozunu koydum. Karıştırdıktan sonra ekliyorum. Malzeme listesinin tamamını bardak ölçüsü ve gramajıyla birlikte video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Mümkünse mutfak tartısı kullanarak tarifi yapmanızı tavsiye ederim. Kuru malzemeyi koyduktan sonra mikserle çok az karıştıracağım. Yumurtaları söndürmek istemediğim için mikserle çok fazla karıştırmadım. Ama garanti olsun diye siz bu işlemi spatula ile yapabilirsiniz. Şimdi yumurta akını ekleyeceğim. Yumurta akını da 2-3 seferde spatula ile daireler çizerek diğer malzemelere yediriyorum. Yumurta akını 2-3 seferde malzemeye yedirdikten sonra tepsiye alacağım. Tepsiye önceden yağlı kağıt serdim. Oda sıcaklığında margarinle Yağlı kağıdın üzerine yağladım. Hamur ince bir hamur olduğu için yağlı kağıdı çıkarmak bu sayede çok daha kolay olacak. Yine söndürmeden hamuru eşit bir şekilde dikkat ederseniz, yavaş yavaş dikkatli bir şekilde tepsinin her tarafını eşit yükseklikte olacak şekilde tepsiye yaydım. Mutlaka tepsiyi birkaç kez tezgaha vurarak içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayın. Daha sonra 170 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında pişirdim. Benim fırınımda 17-18 dakika arasında pişti. Devamlı fırını kontrol ederek pişirme işlemini yapın. İçine kullanacağım krema için kremanın içerisine toz şekeri ekledim ve toz şeker krema içinde eriyene kadar mikserle karıştırdım. Bu esnada krema da iyice hacim aldı. İçerisine labne peyniri koyacağım. Labne peynirini de bir süre kevgirde beklettim. En son olarak da bir paket krem şanti koyacağım. Benim size tavsiyem ben de bu pastayı ilk kez yaptım. Labne peynirini koymadan krem şantiyi koyup mikserle karıştırın. Labne peynirini koyduktan sonra çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Krem şanti ile birlikte de iç kremayı karıştırdıktan sonra üzerini kapatıp buzdolabına kaldırdım. Ganaj için kremayı sadece ısıtıyoruz. Isınan kremanın içerisine de çikolatayı koyduktan sonra kremanın sıcaklığıyla devamlı karıştırarak çikolatayı erittim. Ben yarı bitter yarı sütlü çikolata kullandım. Yalnızca bitter veya yalnızca sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Ganaş hazır olduktan sonra tamamen oda sıcaklığına gelmesini bekleyip üzerine temas edecek şekilde streç film koyup buzdolabına kaldırdım. Biraz sonra krem şantiyi de hazırlayacağım. Kek, iç krema, ganaj ve krem şantiyi bir gün önceden hazırlayıp kaldırdım. Şimdi son olarak tarifte kullanacağım krem şanti hazırlıyorum. Bunun için yarım paket krem şanti, 100 ml soğuk süt, yavaş yavaş sütü ekleyerek krem şanti hazırladım. Tüm malzemeler hazır olduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Bir gün sonra pastanın montajını yapıyorum. Bir cetvel koyarak 3 adet 8 santim 1 adet 5 santim Kalanı da en üstte kullanacağız o da yaklaşık 2 santim oluyor Keki gördüğünüz gibi dilimledim. Pastayı servis edeceğim. Tabak veya benim kullandığım gibi bir tahta üzerine. Dört köşesine yağlı kağıdı koydum. Kullanmış olduğum tabak kirlenecek. Daha sonra temizlemesi kolay olsun diye. Yağlı kağıdı koyduktan sonra önce birinci dilim keki. Daha sonra krema. Daha sonra da ben marmelat kullandım. Marmelat yerine dilerseniz vişne koyabilirsiniz damla çikolata koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bütün katları krema, marmelat, kek olarak hazırlayacağım. Son iki kata marmelat koymadım. Sadece krema koydum. Dilerseniz o katlara da marmelat koyabilirsiniz. Keki kat kat yerleştirdikten sonra kalan kremayla çatının yanlarını da doldurdum. Bir spatula yardımıyla da son olarak fazla kremayı sıyırdım pastanın üzerinden ve buzdolabına kaldırdım. Bir 30 dakika kadar buzdolabında beklettikten sonra şimdi ganajını süreceğim. Önce yan duvarlara ganaj sürüyorum. Daha sonra da çatıda en üst kısma, orta kısma ganajı sıktım. En üstte de ganaj sıktıktan sonra artık kedi dili bisküvilerle çatıyı yapıyorum. Güzelce pastaya yapışsın diye kedi dili bisküvilerin iç tarafına da ganaj sürdüm. Ve yan yana bitişik bir şekilde kedi dili Bisküvilerini yerleştirdim. Krem şantiyi mikserle karıştırdıktan sonra sıkma torbasına koyup çatıda kar görüntüsü vermek için bu krem şantiyi kedi dili bisküvilerin üzerine sıktım. Pencere ve kapı içinde de bisküvi kullanıyorum. Yabancı tariflerde zencefilli kurabiye hamuruyla pencere ve kapı yapıyorlar. Ben daha kolay ve daha pratik olsun diye hazır bisküvi kullandım. Pencere ve kapı görüntüsünü vermek için de krem şanti kullandım. En son olarak da bunları pastanın yanlarına ve önüne yerleştirerek pastayı tamamladım. Bunları yerleştirirken de ganaj sürüyorum. Ve gördüğünüz gibi pasta hazır. Kar görüntüsü vermek için de en son olarak üzerine servisten önce Hindistan cevizi serptim. Gayet lezzetli, şık bir pasta oldu. Ben pastayı yılbaşı akşamı keseceğim için dilimlenmiş halini sizlerle paylaşamıyorum. Yeni yıl sofralarınıza yakışır bir pasta oldu. Umuyorum sizler de yapıp sevdiklerinizle birlikte yerseniz. 2024 yılında Savaşların yaşanmadığı bir dünya önce diliyorum hepimiz adına. Ayrıca hepimize eksilmediğimiz, sağlık, huzur, mutluluk, keyif içinde geçirdiğimiz bir yıl olsun diliyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar, hoşçakalın.